Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arabamı çok özlemiştim. Arabamı ziyarete geldim. Nereye geldim? Tabii ki İslam abinin yanına Aksoy Tuning'e geldim arkadaşlar. Arkada Mustafa abi çalışıyor. Abi hoş geldin diyorum. Senin mekanındayız ama benim orada aslında nasıl yatıyor ama? Değil mi? Şu an müzik derdim abi. Yarın farklı olacak. Yarınki videonun devamını yarın çalacağız. Aynen, biz sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız. Uçak biletini göreceksiniz. Gece almıştım. Sen dedin ki sabaha kadar kal. Evet. İçinden geçelim. Arkadaşlar sabaha kadar buradayız. Araba inşallah. Neden buradayız? En iyisini yapmak için abi. Takipçilere bu arabanın bütün hepsini son haline kadar göstermek için biletini iptal etti sizin için. Vallahi, aynı. Vallahi doğru arkadaşlar. Çünkü neden? Abi çok istiyorlardı. Araba ne oldu? Araba bana yazıyorlar. Vallahi ben şaşırdım ya. Herkes yazıyor. Araba ne oldu? Ne oldu arabası? Arabasının zaman ne zaman bitir? Fırça atanlar. Şimdi sen story atıyorsun. İslam abinin Instagram'ına story atıyor kendisi. Sen şu arabayı atıyorsun ya. Evet. Benziyor abi. Evet, soruyorlar. Benimki sanıyorlar. Şu arabayı da gösteriyorum. Şuradan bak. Sen de şaşırdın. Ben de şaşırdım abi. Tavanı yaptım. Gittik ya. Sen de ya o benim arabam mı? Ya abi, benim arabanın içine tavana bir şey yaptı. Gösterebilir miyiz onu? Evet, gösterelim. Efsane ötesi arkadaşlar. İçinde komple yıldız yaptık. Ama öyle sıradan yıldızlar değil. Tamamen el emeği. Değil abi? Tamamen say elle. 500 tane delik var. 500 tane delik var ve 64 tane renge dönüşüyor. Ve uygulamalı. Yani müzik çalarken ritimli, müziğin sesine göre yükseliyor, alçalıyor. Her şey var. Onları birazdan göstereyim. Aynen. Ama anlayalım. Bak şurada bir tane dev yakın. Bunlar arkadaşlar, bunlar çerez. Tamam, benimki yanında çerez bunlar. İslam abi, ben şu arabamı öleceğim abi. Abi seninki bittiği zaman bunlar da ufak katı bunu kesinlikle çıkartmamız lazım. Evet, göze bakmaması lazım. Şimdi bunlar arkadaşlar bildiğimiz klasik demeyelim de standart Ranger. Ama biz dedik ya farklı olsun. Evet. Türkiye'de tek olsun. Aynen. Ki inşallah öyle olacak. Bunlar arkadaşlar bu şekilde. Yine çok güzel, yine mükemmel. Ama biz tabi Aksoy Tuning'de olduğumuz için buranın bir sloganı var. Biz hayal ediyoruz, sen yapıyorsun abi. Evet. Evet. Arabama geçelim mi? Geçelim abi. Geçelim. Heyecanlıyız. Evet. Mustafa kolay gelsin. Hoş nasılsın abi, ne var ne yok? Sen nasılsın? Adam var benim için şu an vallahi sabahlayacağım. Mesai yapıyoruz. Evet, adamsın abi. Vallahi. Nasıl gidiyor abi? İyi, çok şükür, devam, çalışıyoruz. Ben biraz tüyo vereyim. Şu an vincimizi yapıyoruz abi. Evet. Vincimizin montajını yapıyoruz. Biraz direk atıyorum vincimize, sağlam olsun diye. Sağlıklı olsun diye. Aracımızın F150 yaptığımız için aracımızın burnu biraz uzuyor ve vincimiz geride kalıyor. Vincimizi uzatma işlemleri yapıyoruz. Ve uzatırken tabii ki de daha sağlamlaştırmak için direkler atıyorum. Kaynakla beraber sağlıklı olsun. Yani 6 ton vincimiz çekiyorsa 6 tonun hakkını versin gerçekten. Evet. O yüzden destek tutuyorum. Abi şimdi tank dedik ya, o yüzden 6 ton olması tabii hakkı yani. Yani evet, tabii ki de. Zaten araba normal şartlarda 2,5 ton falan. Evet. 2,5 ton falan. 6 tonluk vinç işimizi görür hayli hayli. O yüzden bize yeterli. Devam ediyorum. Çamurluklarımızı taktık. Farlarımızı taktık. Bu arada body kit'in orijinal rengi, boyası hali. Evet, ham olarak geliyor. Ham olarak geliyor. Biz bunu istediğimiz renge dönüştürebiliyoruz abi. Boyuyoruz veya boyuyoruz. Aynen öyle. Nasıl istersek. Tabii ben şimdi ekrana koydum. Arabanın aynısını yapacağız arkadaşlar renk olarak. Tabii ön gördüğümüz o. Bence çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel olacak. Lastikler falan şu an böyle durduğu için belki biraz araba minyon durabilir. Ama o en son iş abi, değil mi? En son finalde lastikler zaten. Olayı bitirecek. Nokta atış yapacağız inşallah. Büyük bir jant lastik düşünüyoruz biliyorsun. 35 bir lastik düşünüyoruz. 20 jant yine -44 dışarıya çıkacak. Tank gibi duracak. -44 bir offset kullanmayı düşünüyoruz. Bunun dışında değişik bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bir aracın içini gösterelim abi. O yıldız yaptık ya. Tamam, gösterelim. Onu bir gösterelim. Gerçekten çok güzel. Efsane bir şey yaptık abi. İyi ki yaptırmışım. Ha, yaptırmak isteyenler de varsa gelebilirler. Evet. Değil mi? O evet, konuda tamam. Ama bir tek sıkıntımız el emeği olduğu için 3-4 gün sürüyor abi. Tabii 4 gün tavanı komple söküyoruz çünkü tavanın montajı zor oluyor. 4 gün bırakmaları gerekiyor, evet. Gerekiyor aracı. Gösterelim mi abi onu? Tabii gösterelim. Evet, gelin arkadaşlar. İçerideki ambiyans ışıklarımız burada çalan müziğin ritmine göre değişiyor. Aynı zamanda bu tavandaki ledler de size bahsettiğim ledler değişecek. Onunla birazdan göstereceğiz. Bakın şu an arabanın her yeri ışıl ışıl. Efsane bir şekilde. Bak müziği gördün mü bak. Kopuyor. Bir şey yapalım abi. Müziği durdursana bakalım. Ayak altını gösterdin mi? Ayak altını gösterdiniz ya. Ayak altını gösterin. Kapılar, ayak altları. Her yer müziğin ritminde değişiyor. Şimdi tavanı da ayarlayacağız. Tavanı da göstereceğiz. Peki ben bu ürünü almak için nereden sipariş vermem gerekiyor abi? aksoytuning.com'dan tabii ki. Veya Güngören'deki Aksoy Tuning merkezimizden. Burada bakalım.
O çalışsın. Tamam. Şimdi ikinciyi açıyoruz şu anda. Arkadaşlar bu programımız çalışırken ikinci programı açtık. Tavanlara. Onda da böyle yapalım. Yine aynı şekilde müziğe duyarlı yapalım. Hemen müziğe duyarlı şuna tıklıyoruz. Yani mobildeki uygulamadan arkadaşlar yani binlerce renk var değil mi abi? Evet. Bir sürü renk var böyle. 64 renk var net. Ama istediğin kadar tonu var. Tonu var yani onda. Evet. Şu an tavan hangi renk? Ben renk yürüyorum arkadaşlar. Evet. Sarı değil mi abi? Şu an başladı. Oo ya bak bir şey diyeyim mi? Bunun bak. Görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir ekranı göstersene bak sesinden salgılıyor. Bak sana samimi söylüyorum. Efsane, efsane ötesi. Şöyle bir şey var. Ses yüksek çıkarsa ışık da yükseliyor. Bağıralım. Ses deneme. Gördünüz. Çok iyi ya. Bağırdıkça ışığın gücü artıyor. Çünkü telefondan açtım. Şu an telefonun arkada açtığımız için şu şekilde bakın şu an yanmaya başladı. Beyaz moduna getirsene abi ya. Gerçek yıldız moduna getirebilir misin? Gerçek yıldız moduna o zaman müzikten şöyle çıkıyoruz. Renklere giriyoruz. Müziği kapatayım abi. Tabii kapatalım abi müziği. Arkadaşlar şimdi gerçek gökyüzünün yıldızını yapacağız. Evet şu an bu. Ve evet. Işık tonu da bu. Evet çok yani güzel. Şöyle yattığınızda arabanın içinde böyle yattığınızda şu ışığı kapatalım biz de. Şöyle gökyüzünü seyrediyorsunuz. Bence o ışığı da kapatalım abi. Heh. Arkadaşlar efsane ötesi. Bak kampa gittin şimdi çadırda yapıyorsun ya abi sen arabaya. Evet. Çadırı yaptın değil mi? Çocuklar yukarıda uyuyor. Sen dedim bir aşağı inin de kafa dinleyeyim dedim böyle. Evet. Arabanın koltuğunu yatırıyorsun. Gökyüzünü izliyorsun. Evet aynen öyle valla. Bir de şöyle dik şöyle normalde baktığın zaman hani gökyüzü değil de şöyle dalıyorsun ya. Evet. Şöyle gözler gidiyor direkt gökyüzü. Bir de fark ettin mi bazı ışıklar az bazıları çok neden gerçeklik evet, hayal olsun diye. Evet. Çok iyi yapılmış ya evet. Vallahi. Yoksa bu daha ince kesilmiş, bu daha uzun kesilmiş değil. Çünkü nasıl biliyor musun? Bunu deliklerin deldikten sonra bütün şeyleri, kabloları dışarı çıkartıyoruz. Arka tarafından sıcak silikonla kurutuyoruz. Bir gün sonra hepsini şu şekilde kesiyoruz bak. Eşit kesiliyor yani hepsi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi arabamın tavanı delik deşik oldu demeyin. Çünkü bunu kapattığınızda hiç belli bile etmiyor. Yani böyle elinizi vurduğunuzda hissediyorsunuz. Çünkü bunlar iğne ucu kadar delikler. Ben mesela yaptırırken tereddütteydim abi ama bak, görünce... Şu an belli oluyor mu? Hiç belli olmuyor. Bak sadece elinle vurduğunda böyle hissediyorsun. Evet. Onun dışında kesinlikle belli etmiyor. Ben yaptırırken tereddüt etmiştim biraz. Dedim korkmuştum. Ya arabanın içi falan yani mahvolacak herhalde. Mesela ama görünce... Gökyüzünü mavi görmek istiyorsan mavi yapabilirsin. Yeşil görmek istiyorsan yeşil yapabilirsin. Ama senin için fark etmez. Sen renk körü olduğun için sen istediğin renk görebilirsin. Gömdüm ya. Vallahi gömdüm beni. Şu an bu hangi renk? Bana göre... Aa, aslında var ya şurada bir özellik daha var. Sarı değil mi abi? Bakın arkadaşlar bu? Burada bir özellik var. Uygulama 20 tane mod vermiş. Bu 20 moddan da istediğin uygulamayı seçiyorsun bak. Şu anda mesela bir mod seçtim. O modda izliyorum bak. Abi çok iyi ya. Bak şimdi dedim ki ikinci moda geçiyorum bak. İkinci moda bu, var. Aküden makineden de yemez değil mi abi? Yok hayır zaten. 24-48 saat çalıştır. 72 saat çalıştır. Arabanı hiç çalıştırma bitirmiyor. Çok güzel abi. Arkadaşlar vallahi benim en çok içime sinen bu. Çünkü arabam daha yolun başında abi. Hayır şu an ne oldu biliyor musun? Evet. Hani sana hiç kimse diyemeyecek. Yok. Senin arabanda yok yok. Evet. Tavan led. Torpiton led. Ayak altında ledler. Arkada da var aynı zamanda. Tabii arkalar var. Tabii. 4 tane. Arabanın dış görüntüsünde yok yok. Bir arkada çadır. Önde vinç. PPF kaplama yapacak mıyız? Jantın en kralı sende. Yapar mıyız? PPF kaplama oluyor mu? Yani biz... Olur. Ne istiyorsun? Olur değil mi? Ne demek? Ya biz isteyelim ya. Ya sen iste biz yaparız. Sıkıntı yok. Gidelim mi abi? Valla ben gelmiyorum biraz. Sen burada kal. Biz ben gidiyoruz biraz abi. Biraz gökyüzünü seyredip müzik dinleyelim. Hadi iyi geceler abi. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar görüşürüz. İhsan abi geldik. Akın gitti mi? Gitti abi. Ah şuna baksana nasıl aydınlatıyor ya. Ben onunla var ya. Ormanda deli gibi kamp yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya geldim. Bu kadar büyük olmasını kesinlikle beklemiyordum. Bak samimiyetimle söylüyorum. Her yerde bir araba var. Karınca gibi çalışıyorlar maşallah. Ya bu da işte işlerinin yaptıkları anlamına geliyor. Ben buraya arabamı bıraktım çünkü çok rahatım. Finali çok merak ediyorum. Çok da heyecanlıyım. Önümüzde bir 15 günlük bir zaman dilimi var. Ama sabrettik. Bayağı bir sabrettik. Bu değecek arkadaşlar. Arabamız kesinlikle eksiksiz oldu. Şimdi Mustafa abinin yanına geçiyoruz tekrardan. Oradaki
Mustafa abinin, işte İslam abinin yaptıkları arabalar var birkaç tane. Onları sizlere gösterelim. Daha sonra bizim arabanın işte yapılış aşamalarını size kısım kısım göstereceğiz. 15 gün sonra inşallah bitmiş halini yeni videoda izleyeceksiniz. Şimdi Mustafa abinin yanına doğru geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ufak bir mola verdik. Serkan abi, nasıl daha benim arabam? Allah razı olsun. Ben şunları gördüm. Sana net söylüyorum. Böyle bir şey yok. Hatta bak şöyle üstünde bir bakalım ya. Değil mi? Bak işte bir salak. Bak şimdi. Şöyle abi. Tamam, böyle yapıyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Abi bu nedir ya? Abi bir şey diyeyim mi? Bu manyak. Bu arada arkadaşlar bu ışıklar sıradan ışıklar değil. Böyle çıkış çıkışlı şeyler. Yani çok güzel. Bu arada Serkan abi önce tanıtayım. Gel tanıtayım abi. Bırak. Aman dikkatli bismillah. Tamam. Serkan abi arkadaşlar mükemmel bir insan. YouTube'un bana göre CEO'su. Çünkü neden? Çok profesyonel. Kendisi YouTube hizmeti veriyor arkadaşlar. Büyük firmalara danışmanlık yapıyor. Yani gerçekten abi sen üstüne yok. Tanımıyorum abi. Allah razı olsun. Serkan Turan'la arkadaşlar buraya bıraktım Instagram adresinden. YouTube'la ilgili ne sormak istediniz? Sorabilir değil mi abi? Sorabilir. Cevabı ne kadar sıradan olur. Ama biraz beklersiniz cevabı için çok yoğun çünkü. Biraz beklemedim. Evet. Ben bir gideyim mi abi arabalara? Hadi görüşürüz abi. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi bu arabaya ben bayılıyorum. Mesut abi kolay gelsin. Selam, sağ olasın. Mesut abi arkadaşlar Mesut Özdil'e benziyor. Vallahi benziyor. Benzemiyor musun abi? Benzeten var mı? Var mı? Kaç videoda da gözüküyor zaten kendisi. Kaç videoda da kendisi. Var zaten seni benzetiyorlar abi. Gerçekten. Ben Instagram story yaptım seninle beraber. Herkes Mesut Özdil'i aldı. Orada bir havamız oldu arkadaşlar yalanla. Evet, arabaları geziyorum. Evet abi. Arkadaşlar bu az önce bahsettik zaten. Bu yani olması gereken standartlar. Her yerde bunlardan görebilirsiniz. Bu benim arabam. Aynısı arkadaşlar. Ama bu Ranger Biski F-150 olacak. F-150'nin de normalde Türkiye'deki fiyat arkadaşlar 2 milyon lira civarında. Yok zaten yani. Kullanan da yoktur. Şöyle bir ön tarafına gösterelim. Bu senin mi abi? Bu mu? Keşkelerim olsaydı. Bu da güzel abi. Bu mu acaba? Çok güzel arkadaşlar. Bunun önü yani böyle bayağı bildiğiniz burada da Ranger var. Lastikleri falan devasa arkadaşlar. Şöyle kocaman lastikleri var. Yani böyle üstüne çık otur resmen. Burada ise Raptor var arkadaşlar. Bu gerçek Raptor. Bu da hemen hemen bitmiş. Şu kısma baksanıza bak. Tabii. Mesut abi duyuyor musun sesi? Bunu ağaca vursan ağacı kökünden söker arkadaşlar. Maşallah çok manyak bir şey yapmışlar. Bir biner misin ya? Bir biner misin? Bana yakışır ama değil mi? Abi bir şey diyeyim buna binmek için. Dur buna binmek gerçekten arkadaşlar. Bak yüksek bak yüksekliğe bak. Bak direkt arabanın tepesinde sana. Bir dakika abi. Şöyle ama şu an açıya bile girmiyor düşün yani. Değil mi? O kadar yüksek yani. Çok yüksek. Bir şey diyeyim mi? Bizim araba arkadaşlar bundan daha yüksek oluyor. Bakın görünüyor. Bir dakika abi sadece çikolaya bakıyorsun. İçine ne abi? İkimiz de çek. Olmaz. Harbiden abi yemin ediyorum değer ya. Mükemmel süper vallahi. Mesut 10 numara çıkıyorsun. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Benim araba bundan 7-8 santim daha yüksek. Boşuna tank yapıyoruz demiyoruz abi. Bir tane F-150 yapılıyor. Bir tane F-150 burada var. Başka bir müşterinin. Tamam olsun benimki tek. Tamam mıydı siz? Benimki tek kardeşim. Bunun üstünde arkadaşlar böyle bir tasarım yapılmış. Çok da güzel olmuş. Tepedeki ışıklar bildiğiniz gerçekten güneş doğmuş gibi aydınlatıyor. Biz kendi arabamızda da bunlardan kullanacağız. Zaten şu iç kısımlarda da ışıklar oluyor arkadaşlar. Allah bunda da var mesela şöyle gösterelim. Işıklardan var. Bunlar suya dayanıklı arkadaşlar. Suya girseniz de çıksanız da bir şey olmuyor. Şimdi biz bir mola veriyor arkadaşlar. Ben size buraya bir gezdireyim dedim. Birazdan bizim arabaya kaldığımız yere devam edeceğiz. Hatta çalışıyorlar mı? Abi ses geliyor. Doğal çalışıyorlar benim arabayla. Komple çalışıyorlar için. Bu şey demek değil mi? Araba biraz daha genişletmek için. Aynen öyle. Vay be. Vallahi var ya manyak olacak ya. Bak şuraya şunu yazdım. Biraz hızlı yazsınlar. Çünkü dayanamıyorum arkadaşlar. Görünüyor mu? Okunabiliyor mu? Beni hızlı yapın. Ne diyeyim abi başka? Evet şimdi bir ara verelim. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ertesi gündeyiz. Arabanın genel olarak bitti. Yani bitti derken o temeli bitti. Şimdi bu boyanacak, kaplama yapacak vesaire bir dünya işi var. Şimdi kısaca bir gösterelim. Bincimizi buradan çıkardık. Ona biraz daha rutuş yapılacak. Bu
renk katlanacak. Kendi orijinal rengi. Kapı o kadar değişti. Bir de arkayı gösterelim. Bizim aklımızda şimdi şöyle bir şey var. Ya burayı arkadaşlar, buraya boyayacağız komple. Aynısı yapacağız. Ya da arabayı komple farklı bir renge boyamayacağız. Kaplama yapacağız. Yani alternatifler var kafamızda 2-3 tane. Jantlarımız, lastiklerimiz muhtemelen 10 gün 15 gün sonra geliyor. Bomba gibi bir şey olacak. Yani bu jantlar ne ya? Ne böyle ya? Bunun ayısı geliyor arkadaşlar. Bomba gibi gelecek. Yani baştan sona efsane olacak. Şimdi ustalarımız arkadaki o sepeti yapıyor arkadaşlar. Arkası aynı şekilde olacak. Usta kolay gelsin. Arkası aynı böyle oluyor arkadaşlar. Üstteki bagajı iptal edin. Onu görmeyin. Tıpkı bunun gibi oluyor. Böyle olması harika. Köpeklerimi koyduğumda köpekler buradan çıkamayacaklar. Üst kısma da arkadaşlar çadır yaptırıyoruz. Çadır gelecek inşallah. Manyak bir şey olacak. Buradaki zaten basamak vardı. O da gitti. Onun yerine bunlar yine metal arkadaşlar. Basamak geliyor. Basamak ledleri de olacak. Bu alt kısımdaki ledlerden de olacak. Yani araba 4 tane kapı hariç arkadaşlar. Komple değişti. Ve güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu an lastikler böyle olduğu için size belki biraz itici gelebilir. Ama gayet normal. Değişecek araba. Çünkü arabaları en çok gösteren lastikler arkadaşlar. Şu görkemli arabadan şu lastikleri çıkardığınız zaman bu da çok çirkin duruyor. Ama gayet normal arkadaşlar. Ortalama 10 gün 15 gün sonra inşallah roket gibi yapıyoruz. O nasıl ama? Hani değil mi? Şu an İslam abi burası çok kalabalık arkadaşlar. Çalışıyorlar bayağı bir. Hemen bir İslam abi yanına uğrayalım. Sen gitmedin mi daha ya? Gitmiyorum abi ya. Sabah akşam buradayım. Kimlerini dedin mi? İşe başladın mı sen? Mahmut abiyle beraber şimdi sigortaya bak. Niye bu ev güzeli yapanlar gitmiyor abi? Abi arabalarından daha çok maçı sarılıyor. Öyle mi? Çok seviyor arabası. Çok seviyor abi yani. Buradan çıkartmak istemiyor arabası. Evet inşallah 15 gün sonra görüşüyoruz abi. Evet arkadaşlar var mı demek istediğim bir şey ya buradan? Söylemek istiyor musun bir şeyler? 2 hafta sonra Antep'te görüşmek üzere. Evet Antep'e İslam abi getiriyor. Abi o zaman Antep'te görüşürüz. Ben şimdi arkadaşlar çıkıyorum buradan. Antep'e doğru yola çıkacağım. Orada ablamın arabası var. Onu alacağız. Eve doğru gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Antep'te görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi Antep'e geldik. Bu videoyu montajlıyorum şu an sizlere yayınlamak için. Bir 15 dakika sonra bu videonun yani şu an konuşmamdan 15 dakika sonra yayında olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buradan Aksoy Tuning ekibine, Mustafa abiye, İslam abiye, kameraman Barış'a, hatta Mahmut abi de buradaydı arkadaşlar. Oradan bir personel olmuş artık. Mahmut abi dediğimiz kişi de benim arabanın aynısından yaptırıyor kendisi de. F-150'yi çeviriyor kendi arabasını. Adam Almanya'dan gelmiş, orada yaşıyor resmen artık. Sabah 8'de geliyor, akşam 11'de gidiyor. Ve bizim araba içinde gerçekten çok çalışıyorlar. İnşallah bomba olacak. İnşallah efsane olacak arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümler için de abone olun ki arkadaşlar. O bölümleri kaçırmayın. Yani ben videoyu attığım an size bildirim gelsin. Keyifli bir şekilde videoyu izleyin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.